İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Silahla koruyamadıklarımızı adaletle savunabiliriz. Muntemel Konyan, Artsakh'ı kaybedersek Ermeni tarihinin son sayfasını çevirmiş olacağız. Köy muhtarı, Maçkalaşeni geliştirmeye ve yükseltmeye devam edeceğiz. Azerbaycan Artsakh'ı izlemek için Fransız yapımı bir uydu kullandı. Garin Erzurum'daki Ermenilerin sürgün sahnesi. Batı Ermenistan'ın Perre Antik kentinde 1500 yıllık ekmek fırını bulundu. Sünik bölgesinde 7 alternatif yol yapılıyor. Babamın büyüdüğü masalsı yer. Ünlü besteci Ermenistan Cumhuriyeti ile yakın bağlarını anlattı. Batı Ermenistan, 16 Kasım 2021'de Vartenis ve Cermuk operasyonları sırasında Batı Ermenistan genel seferberlik ilan etti ve bugün cephede özellikle Giharkunik bölgesinde çatışmaların yeniden başladığını görüyoruz. 22 Kasım 2021 tarihi Başkan Woodrow Wilson'un Batı Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırı resmen tanımlayan tahkim kararının 101. yıl dönümüydü. Bu yıl dönümü şimdi Ermeni medyasında geniş yer bulmasına rağmen daha yakın zamandaki 2. Artsakh Savaşı'ndan çok daha önce bu konu Yerevan'da böyle bir heyecan yaratmamıştı. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Muntemel Konyan Ermenistan Cumhuriyeti'ne Artsakh Kurtuluş Mücadelesi başlamışken geldi. 1991'de hapisten çıktıktan sonra Ermenistan ve Komşuları başlıklı kitabını yazmak ve yayınlamak amacıyla Yerevan'a geldi ve burada 7 ay boyunca Bilimler Akademisi'nde çalıştı. Burada Avov lakabını benimsedi ve Eylül 1991'de Artsakh'a gitti. Birkaç zorlu çatışmalardan sonra Ocak 1992'de Monte, Martuni bölgesindeki öz savunma güçlerinin komutanı olarak atandı. Martuni, Artsakh'ın en korunmuş ve en savaşmaya hazır bölgesi oldu. 1993 yılının Mart-Nisan aylarında Monte liderliğinde Karvacar ve Omar'da geçidi kurtarıldı. Monte'nin Artsakh'ı kaybedersek Ermeni tarihinin son sayfasını çevirmiş olacağız dediği söz, tüm Ermeni halkı için, cephedeki savaşçılar için bir uyanış çağrısı gibi oldu. İlk Ermeni öz savunma güçlerini organize etme ve ardından düzenli bir ordu oluşturma fikrinde yeri doldurulamaz bir rol oynadı. Artsakh Cumhuriyeti'nin Marduni bölgesindeki Maçkalaşen köy muhtarı Lernik Avanesyan, Artsakh Pres muhabiriyle yaptığı görüşmede Maçkalaşen köyünün 415 nüfusa sahip olduğunu ifade etti. Köy muhtarı, savaştan sonra köye 7 kişilik 5 aile yerleşti. Bu aileler birkaç aydır gıda ve hijyen malzemelerini yardım olarak alıyor. Köyümüzde 15 aileyi daha ağırlayabiliriz. Okul binası 2016 yılında yenilenmiştir. Burada 57 öğrenci okuyor. Anaokulunun ise 24 öğrencisi var. Köyde bir sağlık ocağı mevcut. Düğün salonu yenilendi ancak kulüp yarı harap durumda. Köy yollarının bir kısmı asfaltlanmış, bir kısmının asfaltlanması gerekiyor. Köye doğalgaz döşendi, elektrik ve 24 saat su temini sağlandı. Köylüler ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık ve sebze yetiştiriciliği ile uğraşıyorlar, dedi. Azerbaycan saldırganlığı sırasında Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın silahları arasındaki nicelik nitelik farkı kıyaslanamazdı. Azerbaycan, saldırı ve keşif, insansız hava araçları, füzeler ve avcı uçakları gibi son teknoloji ekipman kullandı. Azerbaycan'ın savaş zaferleri esas olarak video kayıtları sonucunda sunuldu. Artsakh Savunma Ordusu bir tek saldırı sonunda insansız hava araçlarıyla gözlemlenmeye başlarken, Azerbaycan kuvvetleri ilk günlerden itibaren aktif olarak keşif çalışmaları yapan ve bombalayan insansız hava araçlarını kullandı. Ancak Artsakh'ı gözlemlemek için kullanılanlar sadece insansız hava araçları değildi. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Ermenilere karşı soykırım hakkında 100 fotoğraflı hikaye başlıklı kitaptan alınmış bir fotoğrafın hikayesini sunuyoruz. Fotoğraf, Ermenilerin Batı Ermenistan'ın Karin kentinden Suşehir köyü yakınlarındaki sürgününü gösteriyor. Fotoğraf, Avusturyalı biyolog Viktor Pişman tarafından çekildi. Alman hükümetinin emriyle 1914'ten 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Pişman, Alman Genelkurmayı için Orta Doğu'daki askeri operasyonların haritasını çıkarırken dağlarda Türk topçu birliklerini örgütledi.
Batı Ermenistan topraklarında seyahat ederek Ermenilerin sürgün sahnelerini fotoğraflamayı başardı. Viktor Pişman'ın çektiği fotoğraflarda sürgün kervanlarında erkek yok. Sadece kadın ve çocuklar var. Ermeni erkeklerin çoğu çoktan öldürüldü. Kari'nin Ermeni nüfusunun sürgünü Temmuz 1915'te başladı. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman'daki Perre Antik kentinde devam eden kazılarda 1500 yıllık ekmek fırını yapısı tespit edildi. 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında bu yıl tarihi çeşme, büyük blok taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı. Son olarak devam eden kazı çalışmalarda ise şarap içlik alanları ile nekropol alanın yan tarafında 500 metrekarelik alanda tarihi 1500 yıllık olan ve o dönemdeki insanların ekmek ihtiyacını karşılamak için oluşturulan ekmek fırını yapısı ile yapıya ait çiviler bulundu. Sünik bölgesinde 7 alternatif yol yapılıyor. Özellikle Şurnuh, Buradan, Barzravan, Gehanuş, Cakaten köylerinde yollar inşa ediliyor. Ermenistan Cumhuriyeti Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan'a göre Datev-Ahvan yolu tamamen hazır. Sanosyan, Datev-Ahvan yolunun esas kısmının M2'den hiç farkı yok. Yer yer daha geniş. En büyük zorluk Datev-Lıdzen yolunun da bulunduğu Datev Vadisi'nin bazı bölümlerinde ve bu zor bölümü geçip Sisyan'a daha kısa ulaşmak için inşa ediliyor. Diğer yollardaki çalışmalar da oldukça aktif bir şekilde yürütülüyor, dedi. Malta Filarmoni Akademisi üyesi ve Ermenistan Senfoni Orkestrası ile çalışan besteci Alexey Shor, Ermenistan Cumhuriyeti ile olan bağlarından bahsetti. Shor, Newsmus.com'a verdiği röportajda Ermenistan Cumhuriyeti ile olan bu güçlü bağın nereden geldiğini anlattı. Ailesiyle birlikte Ermenistan Cumhuriyeti'ne ilk kez geldiğini, ziyaretin çok dokunaklı olduğunu ve bir ömür boyu hatırlanacağını söyledi. Aynı zamanda müzisyen, duduk hariç hiçbir zaman herhangi bir etnik tarz için müzik bestelemediğini ifade etti. Besteci, asla herhangi bir etnik tarz için beste yapmadım. Kulağa tamamen Avrupa'yı gelen eserlerim yok. Duyacağınız ve bu Avrupa müziğidir diyeceğiniz tam bir eserim yok. Ermenistan Cumhuriyeti ile ilgili çok fazla duygum vardır ve oradan sık sık ilham dolu bir şekilde geri döndüm, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size ünlü Ermeni aşığı Sayat Nova'nın Ermeni halk müziği Kamança adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.